Herkese selamlar arkadaşlar server'ın 3. gününde birazcık yavaş level aldım ee, artık vakit geldi dedim böyle yavaş yavaş arkadaşlarla kasılmak yerine tamam artık eski şoku dönsün güçlenelim hesabımızı güçlendirelim dedim artık dönüş vaktimiz geldi demektir ve bunun için birazcık ep çektim. Ee, karakter sandığı almayı düşünüyorum. Karakter sandığının dışında e, item efsunlamayı düşünüyorum. Efsunlayacağım itemlerim var. <laughs> Onun dışında e, güzel güzel kodlar attık. Kodlardan pek çok kişi e, umarım kendisine fayda sağlayacak itemler almıştık. Ben şöyle bir köye dönüş biletimi atayım yürümek yerine. 41 level, 41 level olabildim. Karakterim birazcık e, yavaş gelişti. Öyle bir problem yaşadım çünkü çok fazla Galatasaray'ın oluyordu oyunda canlı yayınlar, Twitch yayınlarımızda. O da beni birazcık level kasmaktan böyle bir birazcık dinleneyim, yayın dışı hafif kasayım dedim. Öyle yayın dışında böyle 3 level, 5 level genel olarak yayın dışında kastım. Bugün Ox Event'i var. 14.20'de. Ox Event'ine katılacağız. Ben de onun için bekliyorum. E, i̇ki ay aşamalı olacak. Server'da sürekli log seventi oluyor. 1.30, 1.29 ve 29, 30 level üstü şeklinde. Ben 30 level üstü olduğu için birinci etapa katılamayacağım. ikinci etabı bekliyorum. Server'ın başlangıcı çekeceğim ama e, birazcık geciktiğim bir video vardı. Biliyorsunuzdur yeni server'da Nesta marketten ne almalıyız? Neler işimize yarayabilir? Asıl soru buydu. Ben de neler alabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle yeni soruda biliyorsunuz eşya deposu olmadığı için bu güç karaktersel güç sandıklarından alabiliriz. Ben de sizinle birlikte şu an alacağım. Binek ihtiyacım olduğu için. Evet. Kaç tane? İki tane almak istiyorum. Bu özel bir versiyonuymuş bunun. İçerisinden farklı tür eşyalar çıkıyormuş. Ben bunu açmak istiyorum hemen. Birincisinden yaşam, ejderha yaşam çıktı. İki yaşam güzel. İkincisinden de ayrı çıktı. Bu ödülü sevdim diyemem pek. Ayüstü'yü sevmedim. Keşke kırmızı öz özü çıksaydı. Pek bana kullanmıyorum çünkü. Pek e, mavi ikisi kullanmıyorum çünkü. İki tane daha almak istiyorum. İki tane daha alırsam alı gelebileceğini düşünüyorum. Şöyle diğer kalan ikimizi de açalım. Ee, nerede kutular? Burada. İş kurası çıktı. 40 tane çıktı. Bu gerçekten çok güzelmiş ya. Bunu 40 hep, 40 hep ediyor değil mi bu? Değerinden de aslında içinde, içinden çıkan şey kutunun kendisinden daha değerli. Güneş üstü de orta. İki tane daha alalım. Bakalım kaç tane de başarabileceğiz çıkartmayı. Şu an 4 oldu. Bunları da yapalım. Evet. Kutsama kağıdı çıktı. Yeni server için güzel bir şey. Ben bir de şimşekli itemler yaptım. Artı 7 şimşekli kolye ve tahta ayakkabı. Bunları da ee, şimdi ev sunlayacağım bu videoda. Biliyorsunuz sürgünde artık eskisi gibi deri çizmeye benzer itemler yerine artık ee, şimşekli itemler kullanıyoruz. Bu sefer 3 tane aldım. 6, 9 oluyor bunları açtığımda. Lütfen bir binek. İç görüklü S40 adet. Evet. Mavi inci çıktı. Evet. Kral Kaptan Kristali. Ee, ne çıktı? %30 XP'li kral kaplanımızı çıkarttık. Tamam, güzel. Hem de 20 günlük binlikçe gidiyor yanlış bilmiyorsam bu. Ve galiba bunun ticareti var. Ticareti var bu güneklerin yanlış hatırlamıyorsam. Evet ticareti var bu güneklerin. Çok güzel. Şamanınızı kasarken falan böyle yerden kasarken de şamanımıza da verebilirim. Şamanımıza da ben bunu da kasarım. Gelelim Efsun atmaya. Hepimizin en çok sevdiği şey diyebilirim. Tabi güzel Efsun geldiğinde pek güzel oluyor biliyorsunuz bir ara çok şanssızlık şu Efsun atma konusunda. Efsun paketimizi alalım. 4 tane arttırma alalım. 4 tane de değiştirme alalım. Kusuma kölesini hep harcamak istemiyorum. O yüzden 5'te 4 kullanacağım muhtemelen. Ama alabilirim belki. Tam olarak emin değilim ne yapacağımdan. 1, 2 3 Ah sonuncu gelmedi. Tam böyle 4'te 4'e gidiyoruz sandım ama son anda Kusama küresi kaç etti? Kusama küresinden alsak mı 5 adet ya? 5 adet alalım ya. Evet yeni server için kusama küresi eski serverlerde çok değersiz bir şey olabilir ama ben çok güzel bir Efsun getireceğimize inanıyorum bu kolyeye. Lütfen artık son küresine geçelim. Güzel bir Efsun gelir umarım. Eklenmedi. Evet. ilk Efsun'umuzu atalım. 500 EP, 10 ok savunması, 4 çiftel, 6 çan savunması. Pek güzel değil. Devam edelim atmaya. İki kant yank, yank düşürmeye bayılma ama hp'miz yok. Bir daha atalım. 2 delici, 8 xp bonusu. Bu da pek işimize yaramaz. Yok. Bir dört tane daha alalım. Efsun değiştirmeden. Ben güzel bir efsun getireceğimize inanıyorum ya. Kendime bir hep bırakmaya çalışacağım. Karakter sandığı almak için karakter sandığı almaya düşünüyorum bir adet kırmızı kurduma elimden geldiğince geliştireceğim. Şöyle devam edelim. Ama benim böyle güzel 10 kritik, 12 HP üretimi, SP çekme, 3 de delikisi. Ah şunun yanı, şunda bir HP olsa. 1000 HP, 8 bayılma, 5 SP absorbe. ve 500 HP, 2000 HP istiyorum ben ya. 22 kat yank düşürme, Ben şöyle 2000HP, e, yanında da 10 kritik ya da 1000HP 10 kritik tarzı bir Epson'u bekliyorum ama gelmedi şu an. 8 tane daha alalım. Sonra da rahat rahat kasılmaya başlayayım. Ki örümcekler de bu benim bayağı bir işime yarayacak. Şöyle. Ne yaptım ben? Bu <laughs> Buna 1500HP geldi. E, 3 delicisi var. Yok. Birazcık daha deneyeceğim. 500 FPS, 8 XP bonusu. 10 pence. Hadi bir 10 kritik. 1500 EP'si var. 5 delicisi var. Burada durayım ya. Efsun'un kısıtlı. O yüzden burada duralım. Diğer Efsun'la, diğer Efsun'suz. Şöyle Efsun'suz kullanıyorum. Bir de bu ayakkabımda şu ayakkabıya 2 efsun ekleyeyim. Belki HP'si direkt geliyor. 20 XP olduğu için bozmak istemiyorum ama gelmedi. Bu ayakkabı da bu şekilde kullanacak. Bunu artı basacağım tabii ki öncelikle. Şimdi gelelim eee hepimizi endişelendiren banlanma konusu. E, farklı sitelerden aldığımız kodlar banlanılacak mı gibi bir konu var. Biliyorsunuz Türk Server'ın ilk günü GA Flora böyle bir açıklama yapmıştı oyun içerisinde. Biz bunu sorduk, soruşturduk ne olmuştur, ne olabilir diye ben sizden tam olarak bir tam olarak bir cevap vermek ver tam olarak bir cevap olmadığı sürece bir açıklama yapmamayı düşünmüştüm. Ee, farklı sitelerde böyle kod dağıtılıyordu ya da böyle kod ticareti yapıyorlardı. Ben bunu öğrendim. Ee, sayın Legin Darbe bu konuyla alakalı olarak benim canlı yanımda e, chat e, chat'ten bize yazı yazarak bilgi verdi. Şöyle bunun bir ekran görüntüsünü atalım. Ee, şuraya alayım ben bunu. Yazıyı ortaya alayım. Burada e, sorduğumuzda bu kodlar özel olarak destan sunucusu için üretildi. Başka bir başka ülkede ve başka sunucuda çalışamaz. Her ülke ve yeni açılan yeni sunucusu için özel olarak oluşturuldu. Yani e, biliyorsunuz Almanya'da Titania, diğer soruları da olarak bilmiyorum ama e, bizde destan için e, ve diğer yeni sorgularda, yeni sunucular için Özel olarak üretilmiş kodlardı bunlar. <laughs> Promosyon kodları ülkenin ödeme partnerleri bizde per dijital diğerlerini bilmiyorum ne yazık ki pek kontrol etmemiştim. Ee, ve sponsor olduğu yayıncılara dağıtıldı. Ödeme partnerleri üzerinden diğer sitelere ulaşmış olmalı bu kodlar. Yani per herhangi bir başka sitelere kodları dağıtması için vermiş. Yani bu şekilde anlıyorum ben. Dolayısıyla illegal bir durum yok. Aynı zamanda Metin ilk takımı da oyun içerisinden kısa belli harfler biliyorsunuz. Zaten bu server'da 7-24 kod dağıtıyor. Ben bir tanesini yakalamaya çalıştım. Bir tanesini bile yakalayamadım. Yakalayacağım. Ee, bir tane e, şey var. Aa, yeşil anka var. Yeşil ankalardan bir tane yakalamak istiyorum. Hedefim o. Umarım yakalarım. Ee, GA Flora bu konuyla alakalı yanlış bir yanlış yazmış yazıyı. Galiba muhtemelen onu kod ticareti yapan e, kişilerden bahsediyordu Flora orada. Yanlış bir açıklama yazılmış orada. Bu hepimizi endişelendiren bir şeydi. Ben bunu açıklayayım dedim. Ee, ama tam olarak bilgi gelmeden böyle bir şey yapmak istemedim. Ee, size yanlış bilgi vermek istemedim. Tam olarak açıklama gelmesini bekliyordum. Yani kullandığınız kodlardan herhangi bir şekilde problem yaşamayacaksınız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Yorumlara yeni serverdaki nickinizi, kaç level olduğunu, şu an kaç level olduğunuzu ve neler bu yeni server için planlarınızın neler olduğunu yazarsanız aradan 3 kişiye kod vereceğim. Burada e, promosyon kodu vereceğim. Açıklamalarda böyle şeyleri yazanlarına yeni serverda şu anki level'ları, hedefleri yeni serverda neler yapmak istiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım videodan keyif almışsınızdır.